Biz geldik. Bayağıdır yoktuk. Kıymetini bilmediniz ama gene de çekiyoruz. Bugün belli bir alana odaklanacağız. Biraz gene teknoloji tarafı, belli lenslere odaklanacağız. Ben kurguda iyiyim ya. Ben hocam. Bugün sinemada kullanılan birkaç tane lens göstereceğim sana. Özledin mi sıradan sinema bilgilerini? Özledim, hadi saç. Bilgi saç bana. Bilgi yadır. Bakalım önce bir şey fark ediyor musun, ona bakacağız. Hazırsan. Gene mi ya? Hadi. İki örnek. Bu ikisini de izlemiş olman lazım. Birini daha önce sıradan sinema bilgilerini de ağırladık da. Ünlüler geldi. Şimdi Love, Death and Robots'ta izledim bunu ama. Mesela görünüşünde bir şey var mı? Sana nasıl görünüyor? Ha, bu animasyon olan mı? Evet, Love, Death and Robots'un hepsi animasyon. Sevgili balım ciğerim bir tane. Stilinde bir şey var mı? Stiliyle ilgili ne düşünüyorsun? Normalden biraz farklı görünmüyor mu? Evet de ne o? Ben biliyor olsam sence burada bir nakış olarak bulunur muydum? Saçmalık. Bir şeye benziyor mu? Böyle minyatüre, anladın mı? Neye benzetiyorsun baktığında? Minyatüre. Müthiş ilerliyoruz bu bölüm. Yani nerede o zeka kırıntıları? Bunları alabilir miyim artık? Şimdi bunun bir de gerçek uygulamasına bakalım. Social Network, daha önce kanalımızda ağırladık. Kendi kafandaki bilgiyi vermek zorundaymışım gibi davranma bana. Aç şunu. Vermedin ama, ne yapayım? Veremem zaten ya. Bilmiyorum ya onu. Bu sahnede normal bir çekimden farklı bir şeyler görüyor musun? Tam perspektifle alıyor. Bir perspektif farkı var. Bunda da yine küçük insancıklar gibi. İnsanlar biraz küçük görünüyor. Güzel, aradığım kelimeler gelmeye başladı. Kaslar. Hayır, bu değildi aradığım kelime. Şey gibi yani, gerçekçi değil görüntü. Bir şeyleri değiştirmiş hocam. Bir de çok bir şeylerle oynamışlar değil mi? Evet, oynanmış. Şimdi ilk dikkatini çeken şey aslında perspektifte bozulma var. Bunu fark etmen lazım. Normalde hani bir şeyler bizden uzaklaştıkça küçülür ya. Onun etkisi çok az dikkat edersen. Onun için oyuncak gibi duruyor zaten. Evet. Değil mi? Şimdi bak mesela. Yani buradaki tekne de aynı boyda, bu tekne de aynı boyda, bu tekne de aynı boyda. Değil bu arada da. Ya ama normalde olacağından çok daha yakın. Arka taraflar çok daha büyük. Lens. Yani konumuz lensler. Dememiş miydim bölümün başında dedim sanki. Demiş de olabilirsin. Lens yüzünden böyle. Evet, özel bir lens kullanılıyor. Mesela Game Night'ı izlediyseniz, Game Night board game'ler üzerine. Orada da böyle her ev geçişlerine falan yine bu aynı teknikle sanki oyun tahtasında varmış gibi bir etki yaratılıyordu mesela. Game Night'ı birlikte izledik yakın zamanda. Değil mi? Evet, burada kullanılan teknolojinin adı Tilt Shift Lens. Bu kadar. Konumuz bu. Bu lensler aslında zamanında mimari fotoğrafçılık için çıkmış. Bunun neden? Neresi sıradan sinema bilgisi? Bu teknoloji bilgisi, kamera bilgisi. Tamam, filmlerde kullanılıyor işte, örnek gösteriyorum sana. Filmlerde kullanılan her şeyi konuşacak mıyız biz? Yani sıradan sinema bilgisi, hani filmlerde kullanılan şeyleri konuşmak. Tamam. Okay. Önündeki lens, hani normalde lens gelir, ışık düşer. Burada lensi hem yukarı aşağı olarak oynatabiliyorsun, hem sağa sola kendi ekseninde, hem de şöyle döndürebiliyorsun. Bu da birkaç şeye sebep olabiliyor. Normalde biz bu ağacı alttan ya da böyle hafif aşağıdan çektiğimiz için... Tamam. Ben yani şöyle yapıyorum görünüyor. Bunu. Ben 1.50 gözükmem fotoğraflarda. Minimum 1.70. Tamam. Nasıl yapıyorsun? Aşağıdan çekiyorum. Tamam. Ama yanlış perspektif göstermiş oluyorsun. Normalde bu ağacın görünüşü şu şekilde. Ama bak, alttan çektiğin zaman bu şekilde gözüküyor. İşte mimari veya bunun gibi çekimler için bu teknoloji geliştiriliyor. Tamam, ben bu lensini istiyorum. Seni uzun göstermeyecek ama biliyorsun. Gösterecek, onu gösteriyor ağacı uzun. O olanı gösteriyor. Tamam, ben de aslında uzunum ya. Yastık koymadık sana bugün. Bunu yükseltebiliyorum. İkinci olarak lensi bir de bu eksende döndürebildiğim için derinlik algısı azalıyor. Derinlik algısı azaldıkça da biraz daha minyatür, oyuncakmış gibi görüntüler çıkıyor. Biz de bunu çeşitli etkiler elde etmek için kullanabiliyoruz. Bu sahnede her planda var neredeyse. Ve böyle hani bak, standdaki seyirciler de aynı boyda, kürekçiler de aynı boyda. Çeşitli psikolojik etkiler için kullanıyoruz. Anlaştık? Anlaştık. Beğendin mi? Gerek var mıydı? Ne gerek var? Ben en çok Game Night'ta beğenmiştim. Çünkü Game Night hani board game'ler üstüne ve üstten çektiği sahnede hani onlar da bir oyunun içindeler ya. Board game'deymiş gibi gösteriyordu. Mesela hikayeye bir katkısı vardı. Hatırlıyorum. Şimdi daha psycho bir şeye geçiyoruz. Hazır mısın? Hadi hazırım. Daha psycho şeyleri severim. İzle bakalım bu görüntüyü. Bu görüntüyle ilgili ne düşünüyorsun? Gene tarih öncesi şeyler açıyorsun bana. İzlemeyeceğiz. Sadece görüntüye bakacaksın. Niye bu yanakları görüntüde? Pembe bunların? Çünkü tarih 1800'lerde 1700'lerde geçiyor. 1800'lerde herkes al yanaklı mıymış? Evet. Konu o değil. Tarih eleştirisi yapmıyoruz ya. Görüntüde bir şey hissediyor musun? Pastelleştirmişler sanki. Güzel. Pastelden kastın ne aslında tam olarak?
film tablosu gibi oluyor ya, o görüntü. Bak işte bak şimdi istediğim kelime, bu kadar zor değil istediğim kelimeleri söylemen. Biraz resme benziyor değil mi? Evet. Yani keskinlik yok aslında. Evet, duvara asılmış. Sence ama niye çok yok? Çirkin bir resim. Tarihi olduğunu göstermek için mi? Ne? Hayır ama direkt nokta atışı yapmamı bekliyorsun ya. Yapıyorsun bazen. Beni biliyorsun. Buraya bilmeyen kişi olarak niye alıyorsun sen? Çünkü bu filmin yönetmeni Stanley Kubrick ve kendisi bir ruh hastası. Burada olan şey şu. Bu film 1700'lerde geçtiği için NASA'nın NASA'ya bağlı. Vallahi planlayarak giymedim ama gerçekten denk geldi. Yalancı. NASA uydulardan dünyaya çekmek için özel bir dünyanın en hızlı lensini üretiyor. Hızlı lens ne demek? Çok ışık alan lens demek. Normalde bizim bu ışık alma değerlerimiz... Burada mum var diye mi öyle alıyor? Ben var ya ben bu... Çak lan bir daha. Ben bu işi biliyorum. Stanley Kubrick bunu duyuyor, tamam mı? Wow diyor. Hemen böyle sikzok bir şey buldum, hemen onu denemeyeyim. Şimdi normalde bizim F değeri deriz diyafram açıklığına. Maksimum yeryüzünde var olan 1.2'ye kadar iner. Siz kimsiniz? Fotoğrafçılar falan filan. F1.2'ye iner. Stanley Kubrick duyuyor ki F0.7'li bir lensi varmış NASA'nın. Yapımcısına diyor ki bana bunu getir. Aynen, hani NASA, uzay falan. Bu da işte film çekeyim derdinde. Bu lensi üreten de Carl Zeiss, dünyanın en meşhur lens firmalarından birisi. Diyor ki var canım bu lens, biz de ürettik NASA için de diyor. Bu kameralara uymaz. Kameralarla ilgili bilmen gereken şey de dünyada hiç kimsenin, film dönemindeydi bu, kameraya sahip değil. Bunu üreten Panavision diye bir şirket var. Her filme kiralıyor onu. Carl Zeiss diyor ki bu lensi takmak istiyorsan bizim bütün kamerayı baştan yapmamız lazım. Çünkü kamera için yapmadık. İyi tamam yapın diyor. Taktırıyor. Niye? Zenginler ruh hastası oluyor bak, yemin ediyorum. Biraz var. Niye yapıyor bunu? Şerefsiz mum ışığında film çekebilmek için. Şu an bu sahnede gördüğün mumlar harici hiçbir ışık yok. Tam da gerek var mı kardeşim? Of ya, gerçekten şov yapacaksınız siz diye ben sıkıldım ama artık. Repliğimiz neydi? Ne gerek vardı? Kubrick böyle takıntılı bir adam. Salak solak işler ya. Yalnız Kubrick'e salak solak demezsen çünkü linç yiyebiliriz yani. Çok tarihin en önemli sinemacılarından. Salakça bir şey. Hani tamam bak izleyebiliriz. Bununla ilgili bir şey yok. Bu adamın manyak olduğunu ve sosyopat olduğunu değiştirir mi? Değiştirmez. Bu da özel F0.7 dünyanın en hızlı lensinin bir filmde. Yani özür dilerim ama NASA için üretilmiş bir şey de kalkıp sinemada kullanmak, ne bileyim, azıcık NASA'ya saygınız olsun ya. Çok sinirlendim bu olaya. Bu kadar, başka konum yok bu hafta, kısa olsun dedim. İki tane lens anlatayım sana dedim, özel sinemada kullanılan. Hani bu 24 mm shift tilt falan, bu okey. Tilt shift. Tilt shift. Diğeri? Ben bunu çektim, ben bunu böyle çektim, ben bunu şöyle çekebiliyorum demek için. Şimdi bu görüntü güzel mi canım? Güzel mi? Bana söyle bunu. Boyayarak yapsalarmış, o da bir sanat. Ona gönderme yapıyor zaten. Hani o dönem hep tablo ya. Bir sürü tablo gibi sahne var bu filmde. Oynayan tablo yaratsaymış. Daha yaratıcı olsaymış. Karşıyım. NASA gibi bir... Oynayan tablo işte. ne gerek vardı? Ben gerçekten sinirliyim şu an. Kapat. O zaman bizden bu haftalık bu kadar. İncelememizi istediğiniz başka bir film, bir şey olursa, bir teknoloji falan yazın. Esra'ya anlatalım. Ben kesin bilirim çünkü. Kübriğin olmasın. Kübriğin olabilir. Kubrick Steadicam'in yani şu anki sinemanın temelini de Kubrick sayesinde keşfettiler. Başka bir bölümde anlatırız. Kalk ya, kalk. Kapat bunu, kapat. Eren. Kabul et bunu.